Merhaba, bu videoda çoğumuzun hayatının bir yerinde oynadığı fakat ismini bilmediği seri olan Submachine serisinin ne olduğunu anlatacağım. Hayal edin, yıl 2009-2010, YouTube'da 10 videonun 9'unda Sound System'ın müzikleri çalıyor. Flash oyun sitelerinden kaçış oyunları adı altında odadan kaçış, zor kaçış, X'ten kurtul, Y'den kaç gibi isimli oyunlar oynuyorsunuz. En azından o yıllar ben otur oyunlar oynardım. Ama aralarında en çok ilgimi çeken iki oyun vardı. Bu iki oyun aşırı hoşuma giderdi. Tekrar tekrar oynar dururdum. Bu iki oyun Submachine ve Covered Front. Tabii o dönem bu oyunların hikayesine, kim yaptı, devamı gelir mi gibi sorular beni pek ilgilendirmiyordu. Zaten 2011'de Portal 2'nin çıkmasıyla Half-Life evrenine ilgi duymaya başladım. Submachine falan kalmadı. Ta ki Eylül 2012'de Submachine 8 çıkana kadar. Aa, böyle bir Flash oyun serisi vardı falan deyip tekrar oynadım. Oradan da Covered Front 4'ün çıktığını öğrendim derken yine bu iki seri aklımın bir yerine kazındı. Covered Front'a iki kere değinme sebebim bu iki serinin aynı evrende geçtiği ile alakalı açık ipuçları mevcut olduğu için. Ama 23 Mayıs 2021 tarihinde Matthew Skatnik'in YouTube üzerinde yaptığı bir yayında Covered Front ve Submachine aynı evrende mi geçiyor sorusuna hayır, bu iki seri farklı yazarlar tarafından yazıldı. Submachine benim, Covered Front ise Carol Konversky tarafından yazıldı. Bu iki evreni birleştirmek Lord of the Rings ile Game of Thrones'u birleştirmek gibidir. Cevabını verdiği için bu iki serinin aynı evrene geçmediğini kesin olarak anlıyoruz. Aslında şöyle bir baktığımızda gerçekten aynı evrende geçiyor gibi görünüyor. Submachine 2'deki koltuk. Solunda yine Submachine'de görmeye alışık olduğumuz türden bir cihaz. Mavi güç alanı. Bu direkt Submachine hatta. Profesör Van Tutte'nin üstünde çalıştığı cihaz. Submachine 3'te kullandığımız cihaz ile tamamen aynı. Üstüne üstlük Covered Front 4'ün sonunda ucu açık bırakılıyor. Zorlasan Submachine onun sonunda gördüğümüz Elizabeth aslında karaymış falan bile diyebiliriz. Şöyle bir bakınca gözleri ve kaşları benziyor aslında. Ama böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Her neyse, nerede kalmıştık? 2017'de Submachine 8 sayesinde seriyi tekrar hatırlamıştım. Daha sonra 2014'te Submachine 9 The Temple, 2015'te Submachine 10 The Exit'in çıkmasıyla yani serinin son oyunu, Submachine serisi artık tamamen final vermiş oldu. En azından ana hikaye. Peki Submachine nedir? Submachine, Matthew Skatnik tarafından ilk olarak 2005'te ortaya çıkmış Flash davanlı bir bulmaca oyundur. Serinin şu an geldiği nokta ile karşılaştırırsak bulmaca oyun demek çok hafif kalır. İçerdiği atmosferler, eşsiz müzikleri, anlattıkça uzayıp giden hikayesi ve lore sayesinde Submachine bir bulmaca oyunundan çok daha fazlasını barındırıyor. Bunlara ileride tekrar değineceğim. Serinin 10 adet ana oyunu vardır. 1. oyun The Basement, 2. oyun The Lighthouse, 3. oyun The Loop, 4. oyun The Lab, 5. oyun The Root, 6. oyun The Edge, 7. oyun The Core, 8. oyun The Plan, 9. oyun The Temple, 10. oyun The Exit. Ayrıca 8 adet yan oyun bulunur. Bunlardan biri kart oyunudur. Geriye kalan 7 oyundan ilki Ancient Adventure, Submachine Zero diye de geçer. 2. yan oyun Futurely Foundation, 3. yan oyun FLF. Bu Futurely Foundation'ın 2014 yılında HD olarak yeni bulmacalar ve içeriklerle yeniden yapılan halidir. 4. yan oyun 32 Chambers, 5. yan oyun Submachine Universe. Hatta ilk başladığımız odada Aperture Local'u bir kupa bile var. 6. yan oyun The Engine. Matthew Skatnik yaptığı bir yayında chat'e Submachine The Engine Steam'e çıkacak ikinci oyunum diye yazmıştır. Ama oyunun hangi tarihte çıkacağı ve ne anlatacağı hakkında şimdilik bir bilgi yok. 7. yan oyun The Explorers. Matthew Skatnik bu oyunun kafasına yatmadığını, Submachine The Engine ve Submachine Legacy sonrası tekrar değerlendireceğini söylediğinden bu oyun hakkında da pek bir bilgi yok. Tüm bu saydıklarım haricinde Submachine Legacy adında ayrı bir oyun daha var. Bu oyun 2005 ve 2015 arasında çıkmış bütün Submachine oyunlarının Game Maker Studio ile baştan yapılarak bir arada sunulduğu bir oyun olacak. Ve 2022 yılında Steam'de çıkış yapacak. Geldik oyunun hikayesine. Daha önce bahsetmiştim, anlattıkça uzayıp giden bir hikayesi var. Şu an anlatmaya kalksam ana serinin hikayesi, yan oyunların hikayesi, serinin lore'u, fan teorileri falan derken inanılmaz uzun bir video oldu. Ne kadar uzun demeyin, sadece 150'den fazla fan teorisi var. Yani sadece teoriler üzerine bile konuşsam ne kadar uzayıp gidebileceğini siz düşünün. Hikayeyi özetlersek.
Oynadığımız tüm oyunlarda o noktaya nasıl ve neden geldiğini bilmeyen, daha doğrusu hatırlamayan ve kaçmak için farklı bulmacaları çözen kimliği belirsiz bir kişiyiz. Ana seri boyunca notlar buluyoruz ve bu şekilde parça parça hikayeyi anlıyoruz. Notların çoğunda bahsedilen, hatta bizzat notların belli bir kısmını yazmış olan Murta adında bir karakter var. Murta eskiden laboratuvarda çalışmış bir bilim insanı ve keşifçi. Bu laboratuvar Submachine'in dış kenarında bulunan bir yerdir. Dış kenar ise Subnet'in iki fiziksel bölümlerinden birini kapsayan yerdir. İkinci fiziksel bölüm çekirdektir. Tabi şimdi Subnet, dış kenar, fiziksel bölüm olmayan şey nerede, nasıl bir şey, birçok bilinmeyen terim ortaya çıktı. Her ne kadar detaya girmeden anlatmaya çalışsam da konu konuyu açıyor ve hep dağılıyor. Ama hepsini başka videoda açıklayacağım. Tekrar Murta'ya dönelim. Serinin anahtar karakteri de sayılabilir. Eylemleri zaman mekanda büyük kırılmalara sebep oluyor. Ve yaptığı şeylerin notlardan öğreniyoruz. Diğer karakterlerden de bahsedersek, Elizabeth, Murtaugh'ın tam olarak zıttı biri ama Murtaugh ona çok büyük bir takıntı besliyor. Yine notlar ile onlar hakkında bilgi ediniyoruz. Henry O'Toole, Submachine'i yapan mimar, Subnet lokasyonlarında görebileceğimiz tüm yapıların mimarisi ona aittir. Yapısal olmayan binalar konusunda uzmandır. Kral, Henry O'Toole'un gizemli patronu, gizemli bir krallığın gizemli kralıdır. Kral hakkında tek bilinen bilimi çok sevdiği ve ona cömertçe yatırım yaptığıdır. Ayrıca sinirlerini yetiştirmek için güney bahçeleri ve içinde yetişen kutsal bitkiler de onun sayesindedir. Son olarak da Einstein adında bir kedi. Murtaugh ile Deniz Feneri lokasyonunda yaşayan boyut ötesi bir kara kedidir. Aslında bir nevi Murtaugh'ın evcil hayvanıdır. Yan oyunlarda ise ana hikayeye doğrudan etkisi olmayan farklı insanlar olarak oynuyoruz. Murtaugh ile ilgili daha çok ama çok fazla şey var. Ama bunları başka videoya saklıyorum. Biraz da serinin geliştirilme tarihine değinelim. Serinin ilk oyunu Submachine adıyla piyasaya sürüldü. O zamanlar yapımcı Matthew Skutnik oyunu seri haline getirme gibi planı yoktu. Ama oyun beklediğinden daha fazla sevilince devam oyunu yapmaya karar verip ilk oyunun ismini Submachine 1, The Basement olarak değiştirdi. Submachine serisini genişletme süreci 2006 yılında ikinci oyun Submachine 2, The Lighthouse'un yayınlanmasından önce bir tasdan yayınlanmasıyla başladı. Ayrıca 2008'de iSubmachine adı altında Submachine 1'in iOS için mobil versiyonu geliştirildi ama kısa süre sonra iptal edildi. Ana Submachine serisinin temel yapısı 2009'un başlarında oluşmaya başladı. Matthew Skutnik'in 2009'da Igor Hardy ile yaptığı bir röportajda bu seri en azından 10 oyun kadar devam etmeli ama sonrasını bilemem diye yanıt vermesiyle seriye 3 oyun daha çıkacak kesin olmasa bile kısmen doğrulandı. Bir yıl sonra çıkan Submachine 7'nin süper gizli bonus bölümünde bir yazı okuyoruz. Murtaugh'ın karma portalları bu boyutu kırıyor. Tıpkı benim Submachine'in gerçekte ne olduğuna dair beklentilerinizi kırdığım gibi. Bu bölümde hikayeyi öncekilerden daha ileri taşıdığımı hissediyorum. İşleri hızlandırıyoruz. Bitmesine sadece 3 bölüm kaldı. Önümüzde harika şeyler var. Herkese iyi tatiller. Matthew Skutnik, 15 Aralık 2010. Bu yazıyla birlikte serinin 10. oyuna kadar çıkacağı kesin olarak doğrulanmış oluyor. Ana serinin geliştirildiği dönemde Submachine Ancient Adventures ve Submachine 32 Chambers yan oyunları JS Games sitesinde yayınlandı. Submachine Future Loop Foundation, Future Loop Foundation adındaki grubu tanıtmak için yapıldı. İçerisinde grubun albüm kapakları ve müzikleri var. 2014 yılında FLF olarak çıkan yeni versiyonunda gruba ait olan tüm içerikler kaldırılıp daha çok Submachine evrenine ait öğeler eklendi. Evet, Submachine serisi çok kabaca bu işte. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.